Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunduğu yeşil kubbe, Kubbetül Hadra, hac mevsimi için özel olarak temizlenir ve boyanır. Görevliler iple bellerinden bağlanarak emniyet tedbiriyle çıkartıldıkları yeşil kubbenin üstünde temizlik ve boya yapmaları haklı olarak meraklı gözlerle izlenir. İşte yine bir temizlik anı ve görevliler abdest alıp besmele ile edep içinde salavat getirerek Efendimizin kabrinin bulunduğu yeşil kubbenin bakımını yaparken, yeşil kubbenin içerideki nemin dışarı çıkması için yapılan havalandırma borularında ölü bir kuş görüyorlar. Kuşun ölüp de içine mi düştüğü yoksa içine girdikten sonra mı öldüğü bilinmiyor. Edeple bakım görevini gören görevliler havalandırma borusu dar olduğu için girip alamıyorlar. Kendi aralarında fikir alışverişi yapıyorlar ve biz buraya nasıl girebiliriz acaba derken ortak bir karara vararak bir Allah dostuna sorma ihtiyacı hissediyorlar. Hep birlikte bir Allah dostunun huzuruna çıkıp bu olayı anlatıyorlar ve ne yapmamız gerektiğini soruyorlar. Bu Allah dostu da ancak bir velinin verebileceği cevapla ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Onlara akıl bali olmamış, yani ergenlik çağına henüz ulaşmamış ve akıl bali olmadığı için de günahsız olan bir çocuğu içeri sokup o ölü kuşu ona aldırmaları gerektiğini söylüyor. Temizlik görevlileri aynı o Allah dostunun dediği gibi gidip akıl bali olmamış bir çocuğu alıp ona tarif ederek ne yapması gerektiğini söyledikten sonra çocuğu içeri sokuyorlar. Çocuk içeri giriyor girmesine ama yarım saati aşan bir süre geçmesine rağmen çocuk bir türlü dışarı çıkmıyor ve haklı olarak endişelenmeye başlıyorlar. Endişeli bakışları tırmanırken tam yarım saat sonra bir bakıyorlar ki o çocuk çıkıveriyor. Ama o da ne? Çocuğun bir elinde bir salkım üzüm ve yanağında da hafif bir kızarıklık mevcut ve çocuk gül kokuyor. Çocuğu böyle gören o temizlik görevlileri şok oluyor. Şaşkınlık içinde yutkunuyorlar. O gül kokusunu koklarken titrek bir sesle çocuğa bakarak "Oğlum nedir bu olanlar? Biz sana içeri girip kuşu almanı söyledik. Biz kuşu getirmeni beklerken sen yarım saat sonra gül kokar bir halde çıkıverdin. Ayrıca elindeki bu üzümü nereden aldın? Yanağına ne oldu? Hafif kızarıklık var. Bu gül kokusu nereden geldi sana? Şok içinde anlat bakalım ne oldu içeride? Neden geç çıktın? Bu mis kokusu bu nereden geldi sana? Kuş nerede? Bu üzümü nereden buldun? Yanağına ne oldu?" Çocuk üzüm tanelerini yerken temizlik görevlerine bakarak "Amcalar, ben içeri girdiğimde içeride 5 kişi oturuyordu. Bu 5 tane amcalardan ortada oturan adı Muhammed isimli bir amcaydı. Diğerlerinin isimleri de Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'ydi. Önlerinde de üzüm vardı, üzüm yiyorlardı. Benim geldiğimi görünce bana bakıp gülümseyerek hayırdır, ne için geldin içeri?" Çocuk, "Ben de dedim ki dışarıdaki amcalar beni bu ölen kuşu almam için gönderdiler. Kuşu almaya gelince de sizinle karşılaştım. İşte o arada Muhammed isimli amca gelip benim yanağımı hafifçe sıkıp sevdi. Yüzüme bakarak gülümsedi. Sonra yedikleri üzümden bana da bir salkım ikram edip dedi ki, git o dışarıda bekleyen amcalara söyle ki, onlara söyle birlik olsunlar. Birlik beraberlik içinde birbirlerine ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılsınlar. Ayrımcılık, ırkçılık yapmasınlar. Tek ümmet olsunlar. Birbirlerinin haklarına, hukuklarına riayet etsinler. Ve Kur'an'dan, sünnetten ayrılmasınlar dememi söyledi. İşte böyle bir hadise oluyor. Ve bu olay devlet arşivlerine de geçmiş bir olaydır. Yani kulaktan duyma bir hadise değildir. Gerçek ve yaşanmış bir olaydır. İsteyenlerin devlet arşivlerinden ulaşabilecekleri bir olaydır. Allah bize o güzel peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layıkıyla ümmet olmayı, Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmayı ve yaşamımızın her safhasında uygulamayı nasip eylesin inşallah.